Ekin TV, türkülerin adresi. Şimdi diyeceksiniz ki bu program niye iki çiçek bir böcek oldu? Evet, iki çiçek bir böcek, iki papatya bir uğur böceği. Ekin TV ailesinde her zaman için her hafta pazar günleri buradayız. 12 hafta boyunca. Ama bunda bir amacımız var bizim. Diğer programlardan çok daha farklı olarak. Eğlence ortamı içerisinde haricinde konuk sanatçı olsun, dışarıdan herhangi bir kendisini kanıtlamaya çalışan sanatçı olsun veyahut da ya beni sahneye çıkartmadılar, ben kendim için çok bu kanıtlıyorum ama kimse de beni görmüyor diyen kişiler için de bir şans doğuyor. Bununla ilgili olarak ilk etapta kendimizi bir tanıtalım. Ben Mustafa Şahin. Ben Hacer Öztürk. Ben Ankaralı Sevilay. Bu üçlü her zaman için aklınızda kalacak. Nasıl mı? Örnek. Özellikle söyleyeyim de çok güzel bir Ankara'dan konumuz vardı bizim. Hatırlıyor musunuz? Popstar Alaturka'da derece alıp evet. Ve çok büyük vaatleri bile gitti de hiçbir kısımda bir yere gelmeyen, hiçbir daveti kalkıp da ben geleceğim, gitmeyeceğim demeyip de bizi geri çevirmeyen tek bir konum. Sizden bekliyoruz. Sevgili Adem Çelik efendim, benim canım arkadaşım. Thank you.
halimi görmez misin? Ne sorarsın be ey zalim, ahvalimi görmez misin? Alacağım olsun gülüm, sebebim sen değil misin? Alacağım olsun gülüm, sebebim sen değil misin? Kalp kapımı çalmadın mı? Beni benden almadın mı? Sen celladım olmadın mı? Sebebim sen değil misin? Kalp kapımı çalmadın mı? Beni benden almadın mı? Sen celladım olmadın mı? Sebebim sen değil misin? Makaraya saran sensin, sebebim sen değil misin? Makaraya saran sensin, sebebim sen değil misin? Kalp kapımı çalmadın mı? Beni benden almadın mı? Sen celladım olmadın mı? Sebebim sen değil misin? Kalp kapımı çalmadın mı? Beni benden değil misin? Kalp kapımı çalmadın mı? Beni benden almadın mı? Sen celladın olmadın mı? Sebebim sen. Hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Özellikle teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ki o kadar kanallardaki daveti reddedip bize gelmenize sizler, özellikle... Sizler insanlar değilsiniz. Ortam çok sıcak, insanlar çok sıcak. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Zaten ortam beni sıcak. Davet bayağı ettiğiniz sıcak, için bayağı bir sıcak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İlk programımızda beni konuk ettiğiniz için. Bayağı tabii ben Adem'in arkasından gezdim yani Ankara'da. Onu biliyorum. Bir bayağı çünkü bir koşturdunuz. Adem bayağı yoğun. Şimdi... Kendi bir araba kaçırdı, bir uçak kaçırdı. Bir şeyimiz oldu herhalde. Uçağa yetişemedin davet için. Öyle bir sıkıntı oldu. Adem'in gerçekten çok işleri var Ankara'da ama çok teşekkür ediyorum. Kendi mekanım olduğundan dolayı evet, biraz. Evet, kendi mekanıyla ilgileniyorum. O yoğunluk var. Farkındayız. Yazma ismi. İnşallah biz de elimizden gelen bütün gayret ve katkılarla sizlerle olacağız inşallah.
Teşekkür ederim. Buyurun sizi yerinize bir alalım. Evet. Şimdi bir konuk olarak arkadaşlardan bir ricada bulunduk. Dedik ki Ankara'da Sevil Hanım sizle beraber gezdik. Biz aile restoranına gittik. Hacer Hanım, Sevil Hanım, evet. Beraber. Aile restoranında öyle bir şeyle karşılaştık ki biz bir anda yani oturduğumuz yerin arkasında şu an kendisi rahatsız ama inşallah acil şifalar diliyoruz. Orhan Baba'nın sesini duyduk. Dedi ki ya Allah Allah acaba Orhan Baba buraya mı geldi? Değil mi? Yemeği evet. Bıraktık. Aramaya başladık. Aramaya başladık. Ama sesin geldiği yer farklı. Orhan Baba'nın görüntüsü yok ortalıkta. Dediler ses, ki ses var, ses var görüntü yok. O arada ayağa kalkan bir beyefendi gördük. Sağ olsun bir tevazi bir tavırla kendisini aradığımızı fark etti herhalde ki bize bir selam verdi. Parça bitti yanına gittik. Bizi geri çevirdi. Özellikle teşekkürlerimizi sunduk. Biz geldik buraya ki özellikle 3 sefer kendisine rica ettik. Hacer Hanım'ı bizim davetimiz olarak, konuk olarak bize katılsın diye rica ettiğimiz halde Hacer Hanım'dan dinleyelim o konumlarla ilgili neler olduğunu. Tabii ben 3 defa Bahadır Bey'in yanına gittim. Yalnız kendisi çok meşgul olduğunu, gelemeyeceğini söyledi ama çok şaşırdım. Sizin davetinizi kabul etti. Gerçekten. Onu da kendisine soracağız. Evet. Bunu da ilerleyen zaman içerisinde kendisini buraya alacağız. Şu an heyecanı yatışsın, onu da bekliyoruz özellikle. Evet, bir konuğumuz daha var. İstanbul trafiğinin gazabına uğrayan Özlem Özen Hanım. Bu şöyle bir tabirle geçiyor. Bergen, Allah rahmet eylesin, çok güzel parça söylerdi. Bu şoförlerle ilgili acıların kadınlığıyla, çilekeşle bu tür bir ortamda ama gerçekten yorumuyla dudak ısıtacak bir konuğumuz. Özlem Özen solistimiz. Bekliyoruz buraya. Dünyasızın sevmeyenler acıların
kadınıyım. Ben acılar kadınıyım. Çekip gitti sevilenler, gariplerdi ezilenler. Dünya sizin sevmeyenler, acıların kadınıyım. Ben acılar kadınıyım. Merhabalar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Bu ne güzellik böyle stüdyo tam gaz. Sizler öyle ahenkli, sazlarımız desen bir numara. Efendim ben de burada Türkiye'nin gerçekten nadide seçkin güzel kanalına Ekin TV'ye hoş geldim. Şerefler verdim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bu ara bayağı bir trafik kazamı yaşadınız. Evet. Kısa ve öz olarak. Kısacık bir duyuru yapayım buradan. Öncelikle Ekin TV'den gerçekten çok özür diliyorum. İstanbul'un biraz trafik azizliğine uğradım. O da yetmiyormuş gibi bir film çekimim vardı. Gani Rüzgar Şavata yönetmenliğinde. Eylül ayında vizyona girecek bir sinema filminin çekimlerinden dolayı biraz geç kaldık. Öncelikle Nevzat Soydan'ın programına konuktum. Ama yetişemedim, program bitti. Ben Ekin TV adına ve Nevzat Soydan ve Saz Arkadaşları grubuna çok çok özür diliyorum. Bu arada beni anlayışla karşıladıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgilerim de diyorum. Teşekkür ederim. Kısmet bizeymiş. Evet, kime kime kısmet demiş, kime niyet olsun. Ben yani sizlerle olmaktan son derece memnunum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bir şey fark ettiniz mi? Neyi? Ekin TV ailesi derken kameramanından, teknik ekibinden, sesçisinden tutun tüm ekibi yönetmenine kadar gerçekten özveriyle çalışan bir ekip arkadaşları var. Evet, gerçekten. Özellikle bu aileye, Hüseyin Bey'e, sahibine de özellikle teşekkür ediyorum. Burada gerçekten mükemmel bir ekip kurmuş. Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu arada yeni stüdyolarınız da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çünkü ben de Ekin TV'nin daha önceki stüdyolarına programa konuk olmuştum. O stüdyolar da güzeldi ama Ekin TV gerçekten her şeyin en güzeline layık tamam. Bir televizyon kanalı. Burada olmaktan mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki Sevilay Hanım, ay, nefes almaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Şu an çok sevdiğim bir ses. Ama kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Arada, miydi? Bu arada Gani Bey'e de buradan selam. Evet. O da iyi bir dostum benim kendisi. Çok iyi, çok iyi. Bu arada ben sizlerin programına bana destek veren, anlaşmış olduğum, yeni anlaşmış olduğum ve hayat çizgimde de kendisiyle yola devam edeceğim çok sevgili, çok çok değerli benim için. Hakkı ödenmez hakikaten Türkiye çapında bir numara diyorum. Biliyorsunuz benim albümü ilk Hasan Bora yapmıştı Adana'dan zaten albüm teklifiyle. Burada da ikinci Hasan Bora'dan sonra gelen yetkili tek menajerim. Artık öyle bütünleşmiş olmamız lazım ki Hasan Bora'dan sonra yani Özlem Özel'i arayan kimse artık kendisiyle muhatap olmalı. Ünlü organizatör Ahmet ve Ahmet Gülen Bey'le. Yok, sizin için çaba sarf etti. Sizin için bayağı çaba sarf etti. Evet, çünkü beni çevirdi yoldan. Onun için de teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış gönderiyorum kendisine. Ki bizim kendi konsept içerisindeki belli bir akışı bile sağ olsun kırmadık. Özellikle o kadar özveri davrandı ki kırmamak mümkün değil. Yani bu kadar gelinmiş, buraya kadar gelinmiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Akış içerisinde sizi de bizim gurur duyduğumuz halde söyleyeyim. Yani gurur duyduk aynı zamanda. O akışını değiştirebiliyorsa böyle bir menajeri de kaybetmek lazım. Zaten ben kendisine zikrettim. Ekin TV ailesinden gerçekten çok özür diliyorum. Programa yetişemedim. Teaserların, reklamların bir gün önceden döndüğü halde. Dedim ki mutlaka ben bu gece Ekin TV'ye çıkmalıyım. Olmalı. Yani başka bir alternatif yok. Çünkü neden? Nevzat kardeşim, Nevzat Soydan'ın programına konuk olamadığımdan ötürü Nevzat'tan sonraki programa konuk olayım ki belki kendimi affettiririm dedim. Artık. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Peki, biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi bizim buradaki rahat rahat oturmayacaksın. Yani bir parça mutlaka okuyacağız. Ama dur, biraz önce. SMS'leri hiç konuşmuyoruz. Ne vereceğiz Hacer Hanım? Burası evet, şey. Yani kart bir tekrar alabilir miyim? Bizi izlemek isteyenlerimiz var. Mutlaka ki izleyecekler. Nereden ulaşacaklar bize? Bir SMS numaramızı altyazı geçiyor ama bir de ağızdan duyalım. Beğenilerini görmek için altyazıyla değil, SMS'le görmemiz gerekecek. Bunları da buradan özellikle sevgili izleyicilerimize onur etmeleri için rica ediyoruz. Bakalım kaç kişi bize SMS çekecek.
O zaman hemen ne yapıyoruz? Cep telefonlarımızı elimize alıyoruz. Ekin TV yazıyoruz mesaj bölümüne girip. Bir boşluk bırakıyoruz. Mesajlarımızı yazıyoruz. 6888'e gönderiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bu kadar. Şimdi Sevilay Hanım, sıra size geldi. Geldik sırada bana. Hangi parçamız var bakalım? Bana geldik. Yani şöyle bir oynak moynak bir kıvrak mıvrak bir parçamız var. Hadi bir görelim. Tarafa geçelim. Biraz ortalara saklamıştım. Teşekkür ediyorum. Demek ki kıvmet ölçüsüneymiş. Çünkü aslında bu parçayı üzülmek istemedim. Bu parçayı biz askerlerimiz için. Evet. Özellikle aslında özellikle aflarına sunuyoruz. Mehmetçik ailelerimize, evet. Türkiye'mize ve tüm Türkiye için söylemiştik bunu. Evet. Erkene dek geldi. Bu da sizin olsun. İsmini anons etmediğiniz için Sazcı arkadaşım direkt ona girmiş oldu. Tüm şehit ailelerine buradan başsağlığı diliyoruz. Vallahi bu konuda biraz titriyorum ben.
O yüzden ortalara bırakmıştık. Allah kana kana rahmet eylesin. Amin, amin. Ve Mehmetçiklerin mekanı cennet biliyorsunuz. Amin. Gazilerimizden de acil şifalar. İnşallah kardeşlik bozulmaz. Bunu bozmak isteyene de fırsat vermeyeceğiz inşallah. Evet. Tek yumruk, tek bilek, tek yürek gidiyoruz. Çünkü her kesimiyle bugün Çanakkale Savaşı'nda nasılsa el birliğiyle berabersek bugün de beraberiz. Bu birliği bozmak isteyene de fırsat vermeyeceğiz. Şimdi gelelim. O bizim kanayan yaramız zaten. Onu şimdi burada böyle açmamıza gerek yok. Kaldığımızı zaten. Parça ona dek gelecekti. Erken ona söylendiği dek için onu da ayırmak, duyurmak istedik. O zaman şöyle diyelim. Bence daha yerinde ve uygun olur. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Bölünmez mutlaka. Şehitler hiçbir zaman ölmeyecek. Mutlaka. Her zaman hem kalpte hem yürekte. Evet. Bir ara bu arada da bazı sanatçılarımızın da lütfen bu konu hakkında duyarlılığa çağırıyorum, davet ediyorum. Olmak şehitler için anısına konserler düzenleyelim. Şehit aileleri memnun olsun. Biz onun bir parçasını yaşadık. Onu ilerleyen zamana yine anlatacağız. Tamam. Bu şekilde organizasyon yapıp sağladıklarını zannedip yine sanatçı olarak para almadık diye anons ettiğin arkadaşlarımız da çıkıyor. Bu tür insanlar da oluyor. Bu organizasyonda da sanatçıyla birebir imza atılsın, bunu istiyoruz. Bu duyurulur yani. Mesela bizde de şöyle bir gerçek var. Bunu yine duyuran daha iyi olur. Bizim bu programda hiçbir sanatçıdan 5 kuruş para talep edilmeyecek. Evet, kesinlikle. Öyle bir şey varsa, öyle bir şey duyulursa mutlaka yönetim olarak biz olayım, ben olayım, Sevilay Hanım olsun, Hacer Hanım olsun. Mutlaka birimiz emin ulaşacaktır. Böyle bir organizasyon ortada dolanırsa haberdar edin. Kesinlikle hiçbir sanatçı arkadaşımızdan 5 kuruş talep edilmeksizin biz davetimize getiriyoruz. O konuda yani şu anki bu bulunduğumuz ortamda, bu camiada, yani bu televizyon ortamında, magazin ortamında, sanat camiasında Ekin TV ailesi gerçekten bu kadar temiz kalmış. Ben hepsini tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu konuda çok teşekkürler ediyorum. Bizler bayağı yani bu yolda mutlaka yani bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim sanatımız bu. Sanatımızı icra etmek istiyoruz ama fırsat yani verilmiyor. Fırsat verilmiyor. Biz bunları tanıyacağız. Adem Bey'in çok büyük yarası var yaralı aslında. Bunu zaman geldiğince inşallah ona da o yaraya da biz derman olmaya çalışacağız. Olacağız. İnşallah. Bunu ümit ediyoruz. Adem Bey'i oturtmayalım. Bir parça söyleyelim. Hareketleyelim. Okuyalım. Gene albümden okuyalım bir parça. Olur. Tabii ki. Buyurun. Evet. Sahne sizin. Bu meydan sizlerin. Bizlerin. Evet. Bizlerin değil. Pardon. Teşekkür sizlerin. Ederim. Kendine gel geç olmadan. Boş boşuna vazgeç gönül bu sevdadan ya. Geçti ömür boş boşuna vazgeç gönül bu sevdadan ya. El çek ben gitişine, kendine gel geç olmadan. El çek benden gitişine, kendine gel geç olmadan. Yalan var, thank you.
Ey Muhannet, her attığın tam isabet ya. Yetmedi mi ey Muhannet, her attığın tam isabet ya. Eden bir gün bulur elbet, kendine gel geç olmadan. Eden bir gün bulur elbet, kendine gel geç olmadan. Civan var namer. Sen bir garip yesarisin, kainatın beşerisin, samavattan içerisin. Dört olur mu üç olmadan, kendine gel geç olmadan. Dört olur mu üç olmadan, kendine gel geç olmadan. Kendine gel. Teşekkür ederim. Çok. Herkesin bir an önce kendine gelmesi dileklerim ben. Çok teşekkür ederim. Çok kötü olduk ya Adem. Sağ olsun. Gerçekten de. Adem'cim, Adem'in albümünü ben zaten çok seviyorum. Aşırı seviyorum ki onunla hep eşlik ediyorum hepsinde de. Yok, kişiliğiyle de, dürüstlüğüyle her zaman için namını duyduğumuz, hiçbir zaman kişini bozmayan, Ankara teşekkür sektöründe ederim. Çok büyük arkadaş, bütün sanatçılar vardır ama gerçekten parmakla gösteren sayılı bir sanatçı arkadaşımızdır. Teşekkür ederim. Adem Çelik. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde kalır diye düşünüyorum. Canım benim. Çok sanatçı arkadaşım bozuyor ama bozacağını zannetmiyorum. Dört dört bir arkadaşım da görüyorum. Adem ya. Allah her zaman. Bütün arkadaşlarım aynı ama. Adem Çelik gerçekten. Peki şimdi kime geçiyoruz? Şimdi sürpriz. Zor bela getirdiğimiz, zor zorla çağırdığımız, özellikle davetle gelmeyip de daha sonra ayağına gittiğimizde İkilemeden kabul eden bir arkadaşımız. Hacer Hanım. Buyurun sahneye alalım. Buyur Bahadır Bey. Bahadır Bey nazlan, nazlı çıktı biraz. Hoş geldiniz. Özellikle bizleri kırmadığınız için. Thank you.
batarken ufukta bir akşam güneşi bırakıp gitmişti. Beni sen sevgimi yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Ne olur, ne olur, ne olur dön geri. Batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi. Terlemeyen ekmek yok o zaman. Özellikle terlettiniz. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Adem çalıştı medaliyette. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Peki bir şey soracağız sana. Buyurun. Biz o kadar uğraştık. Hacer Hanım senin yanına gönderdik. Kabul etmedin. Bizi nasıl kabul ettiniz? Gerçekten. Çok geldi. Çok uğraştık ama bilmiyorum. Televizyona çıkmak hiç içimden gelen bir şey değil. İlk defa da çıkıyorum. Biraz da heyecan var. Siz geldiğiniz zaman bile gerçekten yok diyecektim. Ama, ama o an ne oldu ben de anlamadım. Evet demek zorunda kaldım. Ve geldiğim için de çok mutluyum. Sağ olun. Yani. Buyurun siz alalım bir tarafa. Şimdi... Bahadır Bey hiç yüzüme bakmadı benim. Bakmaz tabii ki. Gider gitmez hemen arka okeyletirseniz tabii ki bakmayacaktır arkasını yani. Arkasını döndü bana. Bahadır şimdi Bey. Şimdi burada... Efendim? Bahadır Bey şimdi doğru söylüyor. Arkanızı döndünüz hiç yani bakmadınız. Yani Sevil Hanım hiç görmezden geldim. Heyecan. Yok güzel değil.
Alındım yani. Bir şey mi vardı? Gerçekten şimdi, özledim. Bir, biz bir kişiyi daha tanıdık burada. Özlem Hanım. Şimdi rahat rahat oturuyor. Keyfe evet. Keder. Yani yakıştı mı yani o doktora? Hiç keyfe keder. Oturun vermiş bakalım. Olduğu, film setinin vermiş olduğu bir yorgunluk var üzerimde ama sizlerin ama sıcaklığını görünce o yorgunluğu unuttum. Çok şimdi nerede olduğumu hatırlamaya çalışıyorum sadece. Dünyadasınız ama buna öne inanın. Dünyada değil. Bence Türkiye'nin en güzel kanalındayım. Ekin TV'deyim. Vay teşekkür ederiz. Teşekkür. Buyurun. Rica ederim. Sizi bekliyoruz. Sizden parça alacağız. Hadi bakalım. Bu eserim de şehit annelerimiz için gelsin. Eli öpülesi annelerimiz için. Sürpriz diyorum. Başıma yıkıyor.
sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani hiç film setinden gelmişe benzemiyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz yani bu. Mikrofona bir ses alayım. Evet. Kısa bir gecikmeden o da normal. Bugün her şey nazara uğruyor. Vallahi herhalde at nalıyla nazarlık alıyor. Bir yani, şey hocam. Siz trafikte gecikirsiniz de ses gecikmez mi? O kadar olacaktır yani. Evet. Canlı performans da süper aslında da albümden okuyalım dedik. Olsun her ikisi bizim için. Sizin gelmeniz adeli olsun. Çok teşekkür ederim. Bir neşe kattınız. Peki arkadaşlara sorayım. Reklama geçiş yapalım mı? Burada kazanç sağlayacak çünkü ekmek parası, reklamlar. Kısa bir ara sonra buradayız. Türkülerin adresi.